Muhalefet Partisi'ne bir siyasi darbe yapılarak ülkenin demokrasi tarihine, siyaset tarihine kara bir not düşüldü. Bir yıl içerisinde ikisi değerli eş genel başkanlarımız olmak üzere toplamda 15 arkadaşımız tutuklandı. Bugün hala 9'unun tutukluluğu devam etmektedir. Ve onların tutuklanmalarına sebep olan siyaset yaparken kullandıkları bütün cümleler, bulundukları bütün etkinlikler bizim de söylemlerimiz ve etkinliklerimizdir. Bizim tutuklu olan hiçbir arkadaşımızdan farklıca bir yaklaşımı veya siyaset anlayışı yoktur. Değerli basın emekçileri, değerli konuklar, bugün aramızda Suruç Aileleri inisiyatifinden misafirlerimiz, bir de Alevi Bektaşi Federasyonu'ndan kıymetli misafirlerimiz var. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Toplantımızı, grup toplantımızı onurlandırdılar. Bu vesileyle Suruç'ta 20 Temmuz 2015 günü alçakça bir katliamda yaşamını yitiren bütün canlarımızı rahmetle anıyor, onların anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Sadece grup toplantımızı başlatmadan önce ifade etmek isterim ki, etkin bir soruşturma yapılmamış, Suruç katliamının bütün ayrıntıları ortaya çıkarılmamış ve yargı önüne maalesef hala çıkarılmamıştır. Siyasi iktidar siyasallaştırdığı yargı aracılığıyla bırakıp bütün faillerini arka planıyla birlikte katliamı aydınlatmayı maalesef bu davaya özellikle müştekiler açısından avukatlık yapanlara, onları savunanlara, mağdur aileleri savunan avukatlara dönük operasyonlar yapmakta ve onların ikisini maalesef tutukladılar. Biz özellikle bu konuda siyasi iktidarın bu tutumunu şiddetle kınadığımızı, bu katliamın bütün ayrıntıları ile aydınlatılmasını talep ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Değerli konuklarımız, yarın 1 Kasım Dünya Kobani Günü. Kobani adını dünyanın içinde bulunduğu darlıktan, karanlıktan çıkışı simgeleyen direnişten alır. Kobani öyle bir direniş ki insanlık düşmanı bir barbar ordusuna karşı devletlerin bile savaşmaya çekindiği bir zamanda bir uyanış, bir umut, bir yeşermenin adıdır. Kobani bir barbar ordusu ve karanlık ittifaklarının yenilgiyi tatmaya başladıkları günün ve yerin adıdır. Bu yönüyle Kobani sadece bir yerleşim birimi değildir. Aynı zamanda karanlığa doğru sürüklenmek isteyen insanlığın ve dünyanın aydınlığının ve umudunun adı, simgesidir. Selam olsun Kobani'yi özgürleştirenler. Değerli konuklarımız, bu hafta grup toplantımızı 2 hafta önce parti sözcülüğümüzü tekrar üstlenen ve aramızdan diğer arkadaşlarımız ve bugün içeride olanlar gibi maalesef siyasi bir darbe ile rehin alınan, bu esareti 1,5 ay önce sonlanan Kars milletvekilimiz, parti sözcümüz Sayın Ayhan Bilgen yapacaktır. Konuşmalarını yapmak üzere parti sözcümüz, Kars milletvekilimiz Ayhan Bilgen'i davet ediyoruz. Değerli misafirler, milletvekili arkadaşlarım, partili yol arkadaşlarım, basının değerli çalışanları, tabii yaklaşık 9 ay birlikte olamadık. Ama bizim açımızdan nerede olduğumuz kadar, belki daha önemlisi nerede durduğumuz konusudur. Bugün arkamda resmi bulunan 9 arkadaşımız, üzerinden geçen bir yıla rağmen aramızda değil, fiziken bizimle birlikte değil, ama nerede olurlarsa olsunlar yüreklerinin, umutlarının, beklentilerinin bizimle olduğunu biliyoruz ve hepsini selamlıyoruz. Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 94 yılını geride bıraktı. Biz şunu hep ifade ettik, bir kez daha ifade ediyoruz. Orta Doğu'da halkların sorunu Cumhuriyet'le değil, halkların sorunu Cumhuriyet'i ayrımcılığa, Cumhuriyet'i dışlamaya, Cumhuriyet'i çifte standarda çeviren yönetim anlayışıyladır. Orta Doğu'da bugün kan durdurulamıyorsa bunun en önemli sebebi etnik dışlamadır. En önemli sebebi mezhepsel, inançsal ayrımcılıktır. Dolayısıyla aslında Cumhuriyeti yeniden düşünmek, yeniden konuşmak, yeniden değerlendirmek ve samimi bir muhasebeyi yeniden yapma zorunluluğu var. Eğer bugün Irak'ta, Suriye'de ve Orta Doğu'nun başka bölgelerinde, Yemen'de, Sudan'da kan akmaya devam ediyorsa, toprak bütünlüğü sorunuyla yönetim biçimi sorununu birbirinden ayırt ederek tartışmayı becerememenin bunda ciddi bir payı var. Hani meşhur ifadeyle kargadan başka kuş bilmeyenler toprak bütünlüğünü de vatan birliğini de tek tipçi yönetimden ibaret sanıyorlar. Dolayısıyla Avrupa'daki, dünyadaki, insanlık tarihindeki çoğulcu, kapsayıcı, birlikte yaşamın farklı yönetim modellerini geliştirmiş Cumhuriyet örneklerini görmek istemiyorlar ve hala 1930'ların tek tipleştirici anlayışını, 1930'lar Avrupa'sının, 1930'lar dünyasının faşizan anlayışlarını Cumhuriyet diye bize dayatmaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, nasıl 200 yıl öncenin korkularıyla, 200 yıl öncenin anlayışlarıyla 100 yıl önce Cumhuriyeti kuran irade gelişmemişse, 100 yıl önce Cumhuriyeti kuranlar nasıl 200 yıl öncenin anlayışlarını aşan bir perspektifle hareket etmeyi başarmışlarsa, biz de bugün 100 yıl öncenin korkularını aşan bir aklı, bir anlayışı bu topraklarda, bu coğrafyada egemen kılmak zorundayız. Çok somut örnekler var önümüzde. Yakın tarihte bir Yugoslavya örneği var. Sudan örneği var. Ve hemen yanı başımızda Irak ve Suriye örnekleri var. Değerli arkadaşlar, bir ülkenin yönetimini tartışırken, yönetim biçimini, rejimini konuşurken onu sorgulayacağımız çok net objektif kriterler vardır. Bunlardan birisi dış politikasıdır. Birisi ekonomik politikasıdır. Birisi iç barışı, demokratikleşmeyi ne kadar gerçekleştirip gerçekleştiremediği sorunudur. Türkiye bir süredir Irak merkezi yönetimiyle Kürdistan bölgesel yönetimi arasındaki gerilimin çok somut tarafı olarak hareket ediyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre çok uzun süre değil, sadece 15 gün içerisinde yaklaşık 175 bin kişi yerinden edilmiş. Şimdi yanı başınızda 175 bin kişinin yerinden edilmiş olması karşısında sevinecek olursanız, burun sürtme anlayışıyla, yaklaşımıyla hamaset dolu mesajlar verirseniz, Cumhuriyet'in kuruluş iddiası olan bölgesel barışla ilgili, dünyada barışla ilgili bir söyleyecek söz bulamazsınız. Eğer komşularınızla ilişkide halkların varlıklarını, farklılıklarını tanıyan, kabullenen bir barış projeniz yoksa, barışa dair bir dış politika ortaya koyamıyorsanız, içeride barışa dair söyleyeceğiniz hiçbir sözün inandırıcılığı, gerçekçiliği olmayacaktır. Katar eski başbakanı bir Suriye muhasebesi yaptı geçtiğimiz günlerde. Dedi ki, Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle Türkiye'nin sınırları kullanılarak oraya silah taşındı ve orada aşırı akımlar, radikal akımlar desteklendi. Değerli arkadaşlar, bugün eğer Türkiye dış politikasının payına İdlib'de sadece enkaz temizliği ihalesi kalıyorsa bunun muhasebesini yapmak ve bu yaklaşımın, bu tutumun Orta Doğu'da kabul edilebilir bir demokratik cumhuriyet anlayışıyla ne kadar bağdaşıp bağdaşmadığını sorgulamak da galiba herkesin birinci görevidir. Yoksa sadece hamaset yaparak, sadece nutuk atarak, sadece törenlerde boy göstererek ne Orta Doğu'da barışı tesis edebilirsiniz, ne onurlu, başı dik, Cumhuriyet'in yurttaşları olarak bu ülke insanlarının dünyada saygıyla anılmasını sağlayabilirsiniz. Elbette herkesin yaşadığımız süreçten çıkartması gereken dersler var. 100 yıl önce olduğu gibi sadece petrole güvenerek siyaset yapılamayacağını Kürt siyasetçiler de öğrenmiş olmaları gerekir. Ama Kürt siyasetçilerin yaptıkları yanlışların bedelini Kürt halkının, Türkmenlerin, Arapların, Sünni ya da Şii bedelini ödemek zorunda kalması da asla kabul edilebilir bir durum değildir. Orta Doğu'da Kürtlerin 100 yıldır uğradıkları haksızlığın telafisiyle ilgili en büyük sorumluluğa sahip olan Türklerdir, Araplardır, Farslardır. Kürtlerin ne yaptıklarını, ne istediklerini sorgulamadan önce kendilerinin üzerlerine düşeni ne kadar yapıp yapmadıklarını, Kürtlerin talepleriyle ilgili ne kadar dürüst davranıp davranmadıklarını sorgulamaları gerekiyor. Eğer Kıbrıs Türkleri için isteneni, Kırım Türkleri için isteneni, Irak Kürtleri için isteyemiyorsanız, Irak'taki Kürtler için isteyemediğiniz gibi Suriye'deki Kürtler için de savunamıyorsanız, isteyemiyorsanız bu çifte standartçı yaklaşım ne Cumhuriyete saygınlık bırakır, ne bu ülkede yaşayanların düzgün, demokratik bir rejimde yaşamasına imkan tanır. Ekonomi şüphesiz yine Cumhuriyet'in niteliğiyle ilgili bir tartışmanın, bir sorgulamanın önemli başlıklarından birisidir. Cumhuriyet bu anlamda eğer gerçekten Osmanlı'nın son dönemindeki ekonomik bağımlılığa karşı bir itiraz ise, bir karşı çıkış ise, daha milli, daha yerli bir ekonomiyi inşa etme süreci ise, iddia bu ise bugünkü ekonominin göstergelerini bu açıdan konuşmak, bu açıdan tartışmak zorundayız. Çok basit rakamlar, gayri safi milli hasılanın yaklaşık %30'u dış finansman ihtiyacına dayanıyor değerli arkadaşlar. Yine milli gelirin %55'ten fazlası döviz açığından etkileniyor. Bir başka rakam cari açık, milli gelirin %5'inden daha büyük rakamları oluşturuyor. Şimdi dış finansmana bu kadar bağımlı bir ekonomi, borç batağına bu kadar batmış bir ekonominin elbette Cumhuriyet'in niteliğini şekillendirecek ne kadar ve nasıl bir bağımsızlık iddiasını, söylemini tartışılır kılacak bir karaktere sahip olduğuyla yüzleşmemiz gerekiyor. Eğer istiklali tam diye ifade edilen şey ekonomik bağımsızlığı kapsıyorsa, hamaset yaparak, nutuk atarak bu kadar dışa bağımlı, bu kadar kuşatılmış bir ekonomiyle bağımsızlık iddiasında bulunmanın hiçbir ciddiyeti, hiçbir inandırıcılığı olmayacaktır. Bugün değerli arkadaşlar, Türkiye ekonomisi hani yıllar önce o meşhur ifadeyle 70 sente muhtaç tabiri kullanılıyordu. Türkiye ekonomisi bir çuval samana muhtaç hale gelmiştir. Tarımın üretime dayalı bir yapısal reforma tabi tutulmak yerine sadece ithal mantığı üzerine kurulu durumu idare etmeye yönelik yaklaşımlarla içerisine düşürüldüğü durum çok net biçimde ortadadır. Cumhurbaşkanı büyük bir ekonomik kuşatma altındayız diyor ama Ekonomi Bakanı da tam tersine ekonomik şaha kalkıştan söz ediyor. Değerli arkadaşlar, hayat devam ediyor ve hayatın içerisinde olanlar çok net biçimde görüyorlar. Şaha kalkan bir şey varsa döviz rakamları, şaha kalkan bir şey varsa mazotun, benzinin fiyatı. Şimdi bu rakamlar şaha kalktığında bir ülke ekonomisi şaha kalkmış mı oluyor? Tam tersine, yoksa büyük bir krizin aslında halktan saklanmasıyla karşı karşıya olduğumuzu mu örtmeye çalışıyorsunuz? Bütçedeki, önümüzdeki günlerde komisyondan genel kurula gelecek olan bütçedeki rakamlar, diğer bütün kalemlerdeki artışın yaklaşık 2 katı, yani %16 civarındaki bir artışın 2 katı, %32 gibi rakamlarla özellikle silaha, savunma sanayine ayrılmış rakamlar olduğunu ortaya koyuyor. Aslında sadece bu bile hem bir taraftan nasıl dış borç batağına sürüklendiğimizi ama bir taraftan da ekonomiyi hala önümüzdeki dönem bile bir taraftan borçlanma ama öbür taraftan da gelirlerin büyük kısmını iddia edildiği gibi eğitime, sağlığa değil, tam tersine silaha, savunmaya, savaşa ayırdığımızın çok net bir tescilidir. Başbakan geçtiğimiz yılın başında 2017 ile ilgili değerlendirme yaparken diyordu ki 2017 tasarruf açısından tarihi bir dönem olacak. Benim 2017 ile ilgili aklımda kalan tek tasarruf değerli arkadaşlar, artık bir israfa dönüşen başbakanlık mekanizmasının bir referandumla kaldırılması. Başka tasarruf adına 2017'de ne yapıldı ben bilmiyorum. Ama başka rakamlar var ortada. Örneğin Cumhurbaşkanlığı'nın 268 araçlık filosunun sadece kasko giderleri 54 milyon lira. 2 limuzin, 14 zırhlı araç, 6 ambulans, 30 motosiklet, 28 jip, 83 Volkswagen, 33 Mercedes, 10 Audi gibi saymakla bitmeyecek bir araç filosu var ortada. Şimdi bir taraftan israfın yanlışlığından bahsedeceksiniz, söz edeceksiniz. Öbür tarafta bütçede en hızlı ilerleyen rakamların aslında sarayın harcamaları olduğunu kabullenmek ve itiraf etmek zorunda kalacaksınız. Değerli arkadaşlar, israf konusu en azından muhafazakarlar açısından bir ilkesel tutum konusu olması gerekir. Yani bir tercih değil, bir emirle muhatap olduklarının bilincinde olmaları gerekir. O hepinizin bildiği yemek duasında geçen yiyiniz, içiniz diye başlayan ve israf etmemeyi tavsiye eden duada geçen ifade la tusrifu ve la muhbir ifadesi aslında Allah'ın israf edenleri sevmediğini beyan etmesidir. Şimdi yoksul için, dar gelirli için israfla ilgili nasihatlarda, tavsiyelerde bulunup ama söz konusu olan devleti yönetenler olduğunda, ülkeyi idare edenler olduğunda eğer son derece cömert davranıyorsanız, son derece bol keseden harcıyorsanız halka israfla ilgili, tasarrufla ilgili nasihatta bulunmanızın hiçbir inandırıcı tarafı olmayacaktır. Son günlerde ilginç bir tartışma yürüyor. Bir ihanet lafıdır, almış gidiyor. Bu lafı başkası için ne kadar hoyratça kullanıyorlarsa, ne kadar keyfi kullanıyorlarsa kendileri için de ilginç biçimde son derece yaygın kullanmaya başladılar. Kayseri'ye ihanet edildiğini Şehircilikle ilgili Bakan itiraf ediyor. Trabzon'a ihanet edildiğini İçişleri Bakanı itiraf ediyor. Uzun süre İstanbul Belediye Başkanlığı yapmış ve şimdi Cumhurbaşkanlığında oturan Sayın Erdoğan İstanbul'a ihanet edildiğini söylüyor. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün. İhanet edilen sadece bu şehirler mi? İhanete uğrayan sadece şehirler mi? Sadece beton yığınları mı ihanetin ifadesi? Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yağmalanması ihanet değil mi? Değerlerin, inancın, kimliğin talan edilmesi, istismar edilmesi ihanet değil mi? Hukukun yok sayılması ihanet değil mi? Bütün bu ihanetleri bir araya topladığınızda eğer ciddi bir hesap sorma ve hesap verme ihtiyacı olduğu ortada değil mi? Değerli arkadaşlar, galiba son günlerdeki tartışmalar hani o Türkiye siyasetindeki eski meşhur deyimle muhalefet edilecekse onu da biz ederiz anlayışını ortaya koyuyor. Hani hatırlayacaksınız, Türkiye'ye komünizm gelecekse onu da biz getiririz diyordu sağcı siyasetçiler. Şimdi de galiba muhalefet edilecekse onu da biz ederiz anlayışıyla ihanet tartışması yürütülüyor. Nazım Hikmet'in İhanetle ilgili belki hepiniz biliyorsunuz ama güzel bir mısrası var. Diyor ki, halkına ihanet edenin korkusu da büyük olur. Aslında son günlerde yaşadığımız görevden almalar bir korkunun ifadesi değerli arkadaşlar. 1 Kasım seçimleri sonrasında bu ülkede başbakan görevden alındı. Geçtiğimiz aylarda Diyanet İşleri Başkanı görevden alındı. Bütün bunlar gerçekleşirken galiba belediye başkanları sıranın hiç kendilerine geleceğini düşünmüyorlardı. Öyle ya, sıranın kendilerine geleceğinin idrakinde, farkında olsalardı galiba o günde en azından bugün mırın kırın ettikleri kadar bir itiraz sesi yükseltirlerdi. Ama ne yazık ki bu ülkede uygulamanın, politikanın bir gün aslında mağdurların pozisyonunu değiştireceğine dair idrak, izan son derece geri. Bakın, belediye başkanları en azından son haftalara, tartışmaya, gündeme damgasını vuran belediye başkanlarının sarf ettikleri sözler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı aslında kendisine istifa telkini yapılan görüşmesinden çıkarken diyor ki, bir müze yapacağız ve o müzeyi görüşmeye gittik. Şimdi müze yapıp yapmayacağını Türkiye birkaç hafta içerisinde gördü. Aslında siyasette müzelik hale gelen anlayışı gördü Türkiye. Ama başkaları da buna çok yakın değerlendirmeler yaptılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adam yerine konup konmama tartışması açtı. Bir başka belediye başkanı ne yazık ki televizyon ekranlarında ağlaya ağlaya ailesine yönelik tehdit ve baskılardan söz ederek görevi bırakmak zorunda kalacağını ifade etti. Değerli arkadaşlar, eğer bir ülkede belediye başkanlığının seçilmiş bir makam olmasına rağmen belediye başkanlığının saygınlığı, itibarı sınıf başkanlığı kadar kalmamışsa o ülkenin demokrasisiyle ilgili ciddi bir yüzleşme gerekir. Ve galiba bu konuda sadece iktidarın değil, Türkiye'de siyaset yapan herkesin, muhalefetin de ciddi bir yüzleşme ortaya koyması gerekir. Sanki Türkiye'de ilk defa belediye başkanları tepeden, yukarıdan, görevden alınıyormuş gibi tepki sergiliyor bazıları, tepki ortaya koyuyor. Elbette kendi ilkeli tutumları açısından başka bir partinin belediye başkanlarının, iktidar partisi belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki ortaya koymaları takdir edilecek bir şey. Ama bir başka partinin onlarca belediye başkanı bu ülkede görevden alındı. O zaman ilkeler neredeydi? O zaman tutarlılık neredeydi? O zaman empati yapmak ve ahlaki siyaset yapmak neredeydi diye sormazlar mı değerli arkadaşlar? Bu ülkede kaç belediye başkanının 25 Ekim'den beri cezaevinde olduğunu bilmiyorlar mı? Peki bu durumda, bu karşı karşıya kalınan tabloda iktidar kadar zaman zaman muhalefetin de bir takım hassasiyetler adına verdiği gizli desteğin payı olduğunun farkında değiller mi? Elbette biz hiçbir seçilmişin yargı sopasıyla terbiye edilmesini doğru bulmuyoruz. Ve aslında seçilmişlere yönelik her türlü baskının, her türlü cezalandırmanın sadece o şehrin belediye başkanlarına yönelik bir baskı olmadığını, aynı zamanda o şehrin halkına, o ülke halkına, onların iradesine yönelik bir tanımama, yok sayma tavrı, tutumu olduğunun farkındayız. Değerli arkadaşlar, yine içinde bulunduğumuz krizle ilgili, kaosla ilgili, iktidar partisinin kendi içindeki hesaplaşmayla ilgili çözüm önerisi olarak seçimin dile getiriliyor olması da son derece dikkat çekicidir. Biz en zor şartlarda, tutuklamaların en yoğun olduğu dönemlerde, parti binalarının yakıldığı, mitinglerin bombalandığı dönemlerde de seçime hazırdık. Bugün de seçime hazırız. Seçimden asla kaçmıyoruz. Seçimden, sandıktan, halktan asla korkmuyoruz. Ama daha referandumun meşruiyet tartışması bitmeden sandık hilelerinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun neye alet edildiğini unutup çözümü sadece seçim diye ifade etmek gerçekten sorunun büyük kısmını görmezlikten gelmek değil midir? Elbette seçim olağan işleyen rejimlerde değerli arkadaşlar bir tıkanıklığı aşmak için, bir kaosu bitirmek için, bir krizi sonlandırmak için önemli bir nefes alma aracıdır, mekanizmasıdır. Ama hangi seçim, nasıl seçim, hangi koşullarda seçim? Benim yargılandığım dosyalardan birisi seçim döneminde Kars'ta seçim çalışması yaptığımız seçim bürosunun önünde 100 kişiye yaptığım konuşma. Konuşmanın içeriğiyle ilgili açılmış bir dava yok arkadaşlar. Sadece neden izin almadan 2911'e muhalefet ederek toplantı yaptın diye bir yıldır yargılanıyoruz. Şimdi seçim döneminde, seçim büronuzun önünde toplantı yapmanın yargılama nedeni olduğu bir ülkede seçim nasıl sorunları çözecek? Gazetecilerin bu kadar kolay susturulduğu, gazetelerin bu kadar kolay kapatıldığı, televizyon ekranlarının karartıldığı, azıcık kafasını kaldıranın, azıcık itirazda bulunanın hain, düşman ilan edildiği, düşman hukukuna tabi tutulduğu bir ülkede seçim hangi şartlarda nasıl sorunu çözen, krizi bitiren bir işlev görebilir? Elbette seçime varız ama şunun da çok net altını çiziyoruz. Türkiye'de seçimin sorun çözebilmesi için eşit ve demokratik koşullarda, özgür bir ortamda olması gerektiğini, böyle olmazsa meşruiyetinin her zaman tartışılır olacağını, hiçbir sorunu bitiremeyeceğini çok net biçimde ifade ediyoruz. Türkiye'nin birinci sorunu olağanüstü haldir arkadaşlar, seçim değildir. Olağanüstü hali bitirmeyen, olağanüstü halin arkasına saklanan, olağanüstü halden faydalanmaya çalışan hiçbir anlayışla demokrasinin hiçbir mekanizması üstlenmesi gereken işlevi, rolü asla göremeyecektir. Değerli arkadaşlar, toplantımız başlarken Grup Başkan Vekilimiz de ifade etti. Bugünler belediye başkanlarımızın, eş başkanlarımızın, milletvekillerimizin keyfi biçimde rehin alınışının, tutuklanışının üzerinden bir yılın geçtiği, bir yılın tamamlandığı günler. Elbette Türkiye yargısının, Türkiye adalet sisteminin, Türkiye cezaevlerinin bilançosu, bununla ilgili değerlendirmeler, yüzleşme en az seçilmişler kadar önemlidir. Çok basit rakamlar sizlerle paylaşacağım. Türkiye'de Adalet Bakanlığı'nın verdiği rakamlara göre tutuklu hükümlü sayısı değerli arkadaşlar 220 binin üzerinde. Yani bu Ardahan nüfusunun neredeyse 12 katı. Şimdi bir ülke düşünün ki bir şehrinin nüfusunun 12 katı cezaevinde tutuklu ve hükümlü olsun. Yine Türkiye'deki denetimli serbestlik uygulamasına tabi olanların sayısı 320 binin üzerinde. Neredeyse İzlanda nüfusu değerli arkadaşlar. Şimdi bir şehrinizin nüfusunun 12 katı insan cezaevinde olacak. Bir ülke nüfusu kadar insan denetimli serbestliğe tabi olacak. İkisinin toplamı yarım milyon olacak ve siz sadece bu durumu yargının sorunu olarak göreceksiniz. Hayır değerli arkadaşlar, elbette yargının sorunu var. Elbette Türkiye'de bir adalet sorunu var. Ama bu sorun sadece yargıçlara, savcılara, adında adalet geçen saraylara havale edilemeyecek kadar ciddi bir sistem sorunudur. Bunun adını ortaya koymak zorundayız. Eğer bir ülkede yarım milyon insan suçlu muamelesi görüyorsa orada sistem suçludur. O ülkeyi yönetenler suçludur. Bununla yüzleşmeden meseleyi teknik, hukuki bir tartışma gibi görmek, böyle tartışmaya kalkmak da halkı kandırmaktır en hafif ifadeyle. Değerli arkadaşlar, biraz önce hani bütün zorluklara rağmen güzel bir haber, sevindirici bir haber aldık. Özgür Gündem Gazetesi yayın yönetmeni İnan Kızılkaya'nın tahliye olduğu, bir yılı geçen tutukluluğundan sonra tahliye olduğunu öğrendik. Elbette bu sevindirici bir durum. Hani Hasan Hüseyin'in dediği gibi, bu arada Ahmet Kaya'yı da analım, hem doğum yıl dönümü hem de ölüm yıl dönümüne birkaç hafta var. Hani diyor ya, ne beter çizgidir bu, bu ne çıldırtan denge, yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Ne yazık ki tahliyelere sevinemediğimiz, her gün bir tahliye duyduktan sonra arkasından yeni gözaltılar, yeni tutukluluklarla ilgili kararlar duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Değerli arkadaşlar, aramızda Semih ve Nuriye'nin anne babası da var. Şu anda grup salonumuzda var. ...250 güne yaklaşan bir eylem, bir inanmışlığın göstergesidir. Allah hiçbir anne babayı çocuklarıyla sınav etmesin. Ama onlar sadece kendi işleriyle ilgili bir kavgayı yürütmüyorlar. Aslında herkes adına, hepimiz adına, belki yüksek sesle sözünü söylemekten çekinen, belki elindeki işi kaybetmek ya da işte çoluk çocuğundan ayrı bırakılıp cezaevine tıkılmak korkusu taşıyan herkes adına direniyorlar. Hepimiz adına direniyorlar. Ben hem aileyi hem kendilerini kutluyorum. Hepsini selamlıyorum ama izninizle daha geri dönüşü olmayan bir noktaya varmadan bu yanlışa bir an önce son verilmesi için de hükümete çağrıda bulunuyorum. Canları istediklerinde her şeyin kılıfını uyduran, her soruna bir çözüm bulan, gücü her şeye yeten muktedirlerin galiba iki kişinin işine dönmesi gibi son derece masum, son derece haklı bir talebe de çözüm bulabilecek güçleri, dirayetleri vardır. Eğer niyetleri varsa, eğer cesaretleri varsa, eğer hala insaniyetten geriye kalmış azıcık nasipleri varsa. Değerli arkadaşlar, hepimiz biliyoruz ki 200'lü günler son derece kritik günlerdir. Son derece tehlikeli günlerdir. Ama sadece iki kişinin hayatından söz etmiyoruz. Bir ülkenin geleceğinden söz ediyoruz. Bir ülkenin birlikte yaşamak, ekmek ve alın teri kavgasının terörize edilmediği, kriminalize edilmediği, en temel hak olarak mücadelesinin hem mübarek hem mukaddes görüldüğü bir Türkiye'de yaşamak istiyorsak, Semih'i ve Nuriye'yi sahiplenmek ve onların bir an önce işlerine dönmesine ilgili taleplerini daha güçlü, daha toplumsal bir mücadeleye dönüştürmek de bizim hepimizin görevidir. Değerli arkadaşlar, bizim şu anda 9 milletvekilimiz, eş başkanlarımız, elbette başta olmak üzere 9 milletvekilimiz tutuklu. Şu ana kadar 15 milletvekili tutuklandı. 27 milletvekilimiz defalarca gözaltına alındı. Ve 5 milletvekili arkadaşımızın milletvekilliği düşürüldü. Bu karne dünyada hani başka örneği var mı diye bir karşılaştırma yaptığımızda önümüze bir kere sıralamada rakip tanımayacak liderliğe oynandığı fotoğrafını ortaya koyuyor. Elbette hani Türkiye kabile devleti değil diyorlar ya, aslında kabile devletinden bile geri uygulamalarla karşı karşıya olduğumuzu milletvekillerinin tutukluluk süreci ortaya koyuyor. Ama bu kategoriye yakın başka ülkeler var. Mesela Mısır'da darbeyle yönetime gelen Sisi de bir önceki iktidarın milletvekillerini tutukladı, siyasetçilerini tutuklu yargılıyor. Başka örnekler var. Mesela yıllardır Filistinli milletvekillerini İsrail cezaevlerine mahkum eden bir yönetim var. Yani Türkiye'deki bugünkü uygulamanın benzer örnekleri, yani onun liginde yer alan ülkeler böyle ülkeler ya da Orta Asya'daki, Kafkasya'daki bir takım otoriter rejimler. Ama dünyada siyasetçilerin daha görecek demokratik, görece liberal rejimlerde yargılanması ile ilgili örnekler hiç bu içerikte değil. Yani bizim eş başkanlarımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın yargılandığı gerekçelerle yargılanmıyor Avrupa'da siyasetçiler. Ya da görevi bırakmıyorlar. Bu nedenle istifa etmek zorunda bırakılmıyorlar. Onların gerekçeleri genellikle yüz kızartıcı suçlar oluyor. Haksız kazanç oluyor. Zimmete mal geçirmek oluyor. Dolayısıyla da aslında Türkiye'nin bulunduğu ligin neresi olduğunu sadece vekillerimizin, eş başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın tutukluluğu bile ortaya koymaya yetiyor. Peki bütün bunlar kimin eliyle gerçekleşiyor değerli arkadaşlar? 4500'ü ihraç edilmiş, 2700 civarındası tutuklu hakim ve savcılar eliyle gerçekleşiyor. Yani bizim milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, gazetecilere, akademisyenlere, insan hakları savunucularına tutukluluğu reva görenlerin de 2700 tanesi tutuklu. 4500 tanesi görevden alınmış. Şimdi siz bu tabloyu, bu fotoğrafı sadece yargının sorunu, sadece hukuki bir sorun olarak tarif edebilir misiniz? Bu sorun çok açıkça yargı sopasıyla bir siyasi hesaplaşma biçiminde tarif edilmelidir. Ve bugün milletvekillerimize yaşatılan, belediye başkanlarımıza yaşatılan, insan hakları savuncularına, gazetecilere yaşatılan aslında bir diz çöktürme, bir boyun eğdirme operasyonudur. Biz bunun çok net biçimde farkındayız. Değerli arkadaşlar, yine Türkiye'de son derece kritik, son derece önemli, belki Cumhuriyet tarihinin en kanlı sorununu en az bedel ödeyerek çözebilmek için önemli bir çabaya imza atmış olan Sayın Öcalan'ın da tutukluluğu içerisinde, hükümlülüğü içerisinde akrabaları, yakınları, ailesiyle görüşmesi, avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili uygulanan tecrit açısından da son derece kritik bir noktadayız. Bakın, 27 Temmuz 2011'den beri yasal hakkı olmasına rağmen, yani 6 yıldır avukatlarıyla görüşmüyor. Bir lütuftan söz edilmiyor değerli arkadaşlar. Bir lütuf beklentisi yok burada. En temel hakkının uygulanmasıyla ilgili bir tespitte bulunuyoruz sadece. Ailesiyle bir yıla aşkın bir süredir herhangi bir görüşme yapılmıyor. Bu çok açıkça tecrittir. Ve tecrit kime yapılırsa yapılsın bir suçtur. Elbette ki kime yapılırsa yapılsın karşı çıkarız ama şunu da biliyoruz ki Türkiye devleti de biliyor ki Sayın Öcalan herhangi bir kişi değildir Türkiye siyasetinde. Kanın durması için, daha fazla insanların ölmemesi için önemli bir şahsiyettir ve bundan sonra da eğer bir kişinin daha ölmemesi için, daha fazla gençlerin hayatını kaybetmemesi için bir adım atılacaksa galiba bunun sembolik ilk adımı bu tecritin sonlandırılmasından başlayabilir. Değerli arkadaşlar, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin davası var. Cumhuriyet Gazetesi yazarları, hatırlayın, ilginç manşetlerle, yargı eliyle mahkum edilerek, yargılanarak aslında uzun süre tutuklu, rehin pozisyonunda tutuldular. Geçtiğimiz günlerde Büyükada dosyası dolayısıyla insan hakları savuncuları nihayet tahliye oldular, tutuksuz yargılanıyorlar. Elbette bir gün bile fazla tutuklu kalmaları kabul edilemez. Tahliye olmuş olmaları sevindiricidir. Ama bu fotoğraf, bu tablo bizim bir şeyle daha yüzleşmemizi gerektirmiyor mu? Eğer insan hakları savuncuları son derece meşru, son derece doğal hakları olan, görevleri olan bir toplantıya katıldılar diye hükümete yakın gazeteler tarafından işte haritalarla toplantı yapıyorlar, Türkiye'yi bölme hazırlığı içerisindeler, Türkiye'yi bölme planı yapıyorlar diye aylardır zaten mahkum edilmediler mi? Peki insan hakları savuncuları için o günden bu yana atılan manşetler, kendisi hüküm veren, kendisi infaz eden tetikçi gazeteciler eliyle atılan manşetler o zaman Osman Kavala için de bir anlam ifade etmiyor mu değerli arkadaşlar? Elbette ki burada tek tek gözaltında uzun süre bekletilen sivil toplum temsilcilerini, insan hakları savuncularını, avukatları, gazetecileri saymaya vaktimiz yetmez. Ama Türkiye'nin bu çıkmazdan, bu kaostan bir an önce kurtulması gerekiyor. Kimse ne yaptığı işi terk eder tutuklandığı için, ne savunduğu sözden vazgeçer değerli arkadaşlar. Meşhur bir ifadedir biliyorsunuz. Ben tutuklanmadan önceki galiba son toplantımda da, son grup toplantısında da ifade etmiştim. Bir kez daha söyleyeyim. Köpekler havladığı için atlar koşmaktan vazgeçmezler. Değerli arkadaşlar, tarih haksız yargılamalara, zindanlarda insanları inandıklarını söylemekten vazgeçirmeye çokça tanıklık etmiştir. Derisi yüzülenler, idam edilenler bugün hala toplumun hafızasında, insanlığın hafızasında, tarihte son derece diri bir hatıraya sahipler. Nesimi'den, Hallaj'dan bahsetmeyeceğim. Belki kamuoyunun çok daha farklı bildiği, tanıdığı bir isimden ilginç bir söz olduğu için aktaracağım. İbn-i Sina değerli arkadaşlar, yaşadığı dönemde tıpkı bugün akılla inancın makasını açanlar gibi, ahlakla dinin arasındaki makası ahlak aleyhine şekilci bir din anlayışıyla açanlar gibi İbn-i Sina da çok saldırıya uğrayan bir isimdir. Belki kamuoyunun daha çok tıp kimliğiyle, sağlıkla ilgili içinde bulunduğu dönemde ortaya koyduğu son derece ileri çözüm önerileriyle biliyor. Ama İbn-i Sina aynı zamanda bir teologtur değerli arkadaşlar. İnançla ilgili o günün yobaz zihniyetinin rafizilikle suçladığı, mutezile olmakla suçladığı, dine ihanet etmekle suçladığı bir isimdir. İbn-i Sina'nın güzel bir sözü var. Diyor ki, bana yapılan saldırılar keçinin dağa toslaması gibidir. Değerli arkadaşlar, dağ gibi dimdik duran analarımız, dağ gibi dimdik duran milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız kararlı oldukça, sözlerinin utanılacak sözler olmadığını, yaptıkları işlerin gurur duyulacak, onur duyulacak işler olduğunun farkında oldukları müddetçe emin olun ki onları yargılayanları, onları cezalandıranları tarih silip atacak ama sözünde kararla, sebatla, inançla sabit durmayı başaranları da tarih mutlaka hak ettikleri yere yazacaktır. Değerli arkadaşlar, siyasette elbette eksiğinizle, yanlışınızla yüzleşmek de bir erdemdir, maharettir. Bugünlerde yeni bir siyasi girişim biliyorsunuz bir hesaplaşmayla, bir tartışmayla işte fiili sürecini hukuki sürece dönüştürdü. Ama ibretlik bir tartışmayla işe başladılar. Eşit yurttaşlık kavramını programa yazsak mı, yazmasak mı diye bir tartışmanın içerisine gömülmüşler değerli arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin geldiği noktayı? Siyasetçinin içerisine sürüklendiği çıkmazı, çaresizliği görebiliyor musunuz? Sanki eşit yurttaşlık demek büyük bir suç, büyük bir ayıp, büyük bir utanç vesilesi sanki. Eşit yurttaşlık dersek HDP ile birlikte anlarız korkusuyla programlarına yazmaktan vazgeçmişler. Değerli arkadaşlar, biz gurur duyuyoruz eşit yurttaşlık demekten. Arkadaşlarımızın eşit yurttaşlıktan söz ettikleri için tutuklandıklarını biliyoruz. Arkadaşlarımızın özgür toplum dedikleri için tutuklandıklarını biliyoruz. Arkadaşlarımızın ortak vatan dedikleri için tutuklandıklarını biliyoruz. Ama ne olur siz de şu korkularınızı artık aşın. Ezberlerinizle yüzleşin. Bakın bugün sabah ilk grup toplantısını yapan partinin başkanı bugün NATO ile ilgili muhasebe yapıyor. Bundan 40 yıl önce NATO ile ilgili slogan atan, halkı uyandırmaya çalışan gençler idam sehpasına gönderildi değerli arkadaşlar. Ve bugün eğer o gün linç rolünü oynayanlar NATO ile ilgili muhasebe yapıyorlarsa bu elbette dikkate değerdir, önemsenmelidir. Yine aynı siyasi lider bugün eğer bölünme korkusu diye bir kavram kullanarak kısmen de olsa bir yüzleşme ifadesi ortaya koyuyorsa bu herkes için ders olmalıdır değerli arkadaşlar. Eğer yeni yola çıkanlar eskilerinin hatalarını tekrar edeceklerse doğrusu bu piyasada kimseye yer yok. Ama gerçekten Türkiye'yi bu içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarmak için cesaretle, kararlılıkla, siyaseti kendi kişisel kariyeri için değil ama ülke için, toplum için yapma niyetindelerse bu ülkeye yapılacak en büyük iyilik gerçekleri halka söylemektir değerli arkadaşlar. Ben sözlerimi bitirirken HDP'nin elbette ki şimdiye kadar söylediği sözü çok daha kararlılıkla, çok daha güçlü söylemesine olan ihtiyacı vurgulayarak bitirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, kimseye minnet etmedik ve minnet etmeyeceğiz. Biz biliyoruz ki insanlığın özgürlük mücadelesi, onur mücadelesi insanlık tarihi kadar eskidir. Bugün arkadaşlarımızın ödedikleri bedel, katlandıkları zorluklar elbette onlar için en çok ama hepimiz için bir sınavdır. Ve eğer biz bu sınavı başarıyla verirsek, yani ortaya koyduğumuz kararlı mücadeleyle sözümüzün arkasında olduğumuzu, elbette eksiklerimizle, yanlışlarımızla yüzleşerek, elbette yapamadıklarımızı yapmak konusunda daha büyük bir fedakarlık ortaya koyarak, elbette eksik yanlış bıraktığımız şeyler varsa halkın, toplumun bize yönelik kaygıları, endişeleri, uyarıları varsa bunları dikkate alarak ama daha güçlü bir mücadele ortaya koyarak aslında bu sınavı hep birlikte bir an önce başarıyla verebileceğimize inanıyorum. Ben öyle inanıyorum ki biz dışarıda, sokakta, her yerde sözümüzü daha güçlü söylersek, daha etkili, daha kararlı bir mücadele ortaya koyarsak arkadaşlarımız da bir an önce bizimle birlikte olacaklar. Sadece yürekleriyle değil, sadece mesajlarıyla değil ama fiziken de aramızda olacaklar. Bunu başarmak bizim elimizde arkadaşlar. Bu sınavı vermek, bu mücadeleyi daha da güçlü, daha da kararlı hale getirmek zorundayız. Ben sözlerimi bitirirken hem ölüm yıl dönümü dolayısıyla Türkiye siyasetinde kısmen bir seviye yakalanmasına katkı sunduğu için Sayın İnönü'yü, Erdal İnönü'yü anmak istiyorum. Ve Sayın Baykal'a da geçmiş olsun dileklerimi, sağlık, şifa dileklerimi iletiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.